Sevgili arkadaşlar, merhabalar. 1950'li yılların Türkiye'sini konuşacağız 60'lara kadar. Kültür hayatında, siyasi hayatta neler yaşandı onlara bir bakacağız. Önce siyasi hayatla başlıyoruz. Küçük bir hatırlatma yapıyorum. 1950 Türkiye'de iktidar ilk kez el değiştirmişti. 14 Mayıs seçimlerinden sonra Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı olmuştu. Adnan Menderes Demokrat Parti ile beraber başbakanlık görevini üstlenmişti. Ve bu arada partinin dört önemli kurucularından biri olan Refik Koraltan meclis başkanı seçilirken Fuat Köprülü de Dışişleri Bakanlığı'nı üstlenmişti. Demokrat Parti dönemi siyasi gelişmelerine baktığımızda bunlardan bir tanesi 1932'den beri Türkiye'de ezan Türkçe okunuyor idi. 1950'de yeniden ezanın Arapçaya dönülmesidir. Türk parasında yer alan Cumhurbaşkanı Atatürk'ün portresinin yerini İsmet İnönü döneminde İsmet İnönü almıştır. Hem devlet dairelerinde hem de para üzerinde. Bunun tekrar Atatürk portrelerine dönüştürülmesi vardır. Atatürk heykellerine yapılan saldırılar vardır. Ya da işte manevi şahsiyetine yönelik olarak hakaretler vardır. Bunu 1951'de çıkartılan Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında kanunda suç kapsamına dönüştürmüştür. Bu önemlidir, hep böyle Demokrat Parti değildir gibi düşünür. Atatürk'ü koruma kanunu Demokrat Parti dönemi gelişmelerinden bir tanesidir. Unutmayın bunu. 1954'te 1940'da İsmet İnönü döneminde kurulan, onu da hep Atatürk dönemi zannediyorsunuz, hata yapıyorsunuz. Hayır, köy enstitüleri 1940'da İsmet İnönü döneminde kurulmuştur. 54'te büyük oranda kapatıldı denilebilecek şekilde öğretmen okullarına dönüştürülmüştür. Devletçi ekonomi anlayışından artık liberal ekonomiye geçiş başlamış ki Atatürk döneminin ekonomi politikasıydı devletçilik. Yani birey destekleniyordu ama yatırımda devlet de yer alıyordu. Şimdi artık kamu kurumlarından birey kurumlarına dönülecek, yani liberal ekonomiye geçilecektir. Ekonomide tarım sektörüne öncelik verilecek. Ekonomiyi geliştirmek adına yabancı sermaye teşvik edilecek. Buradan da yine bir hatırlatma yapıyorum. Atatürk döneminde milli ekonomi politikası izleniyordu. Hatta yabancı yatırımlar satın alınarak millileştirilme yoluna gidiliyordu. 51'de yabancı sermayeyi teşvik kanunu çıkarılacak. Yani çok farklı bir ekonomi politika benimsenecektir. Yine dış politikada Kıbrıs meselesi gündeme gelecek. 1950'de İngiltere'nin Kıbrıs'tan çekilmesi Kıbrıs sorununun başlangıcı olarak alınacaktır. 55'te Londra Konferansı'nın toplanması, 59'da Zürih Konferansı'nın toplanması bu süreç zarfı dış politikadaki önemli gelişmelerden iki tanesidir. Yine 6-7 Eylül olayları bu dönemde yaşanacaktır. Bununla ilgili de çokça sinema filmi vardır arkadaşlar. Mesela Beren Saat'in oynadığı Güz Sancısı 6-7 Eylül olaylarını anlatır. Yine Netflix'te bir dizi, Kulüp diye bir dizi var. Orada 6-7 Eylül olaylarından söz edilir. Bu dönemdedir, 1955'tedir. Nedir 6-7 Eylül olayları? Selanik'te Atatürk evinin bombalandığına dair bir yalan haber üzerine İki gün boyunca özellikle İstanbul'da, özellikle Beyoğlu'nda azınlıkların bulunduğu yerlerde azınlıkların evlerine, iş yerine dönük olarak yapılan saldırılar ve protestolardır. Dışarıda da içeride de Türkiye Cumhuriyeti'ni utandıran, mahcup eden bir gelişme olacaktır ki sonra yalan haber olduğu da ortaya çıkacaktır. Yine Demokrat Parti iktidarı döneminde itibaren ülkede ekonomik sıkıntılar baş göstermeye başlayacak. 58'de Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Köylü Partisi birleşip Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adını alacak ve Hürriyet Partisi de CHP'ye katılacaktır. Bu da muhalefetin güçlenmesi olarak tanımlanacaktır. Muhalefetin bu güçlenmesi, birleşmesi üzerine Demokrat Parti öncülüğünde Vatan Cephesi Ocakları kurulacak. Ki kuruluş amacı iktidarın halk tabanını genişletmek ve halkın desteğini sağlamaktır. Vatan Cephesi'ne üye olanların isimleri radyodan her gün halka duyurulacaktır. Bu da ilginç ve şeydir, farklı bir propaganda yöntemidir. Gündüz Vatan Cephesi'ne üye olanlar ki hani politikadan anlasın, anlamasın, desteklesin, desteklemesin,
bir sürü insan üye olacaktır. Neden? Akşam radyodan adım okunacak, saatlerce devam eden isim listesi içinde birkaç dakika benim adım geçecek. Böylece ünlü olacağım beklentisiyle. Yine siyasi gerginliği azaltmak ve istikrarı sağlamak isteyen hükümet 1960'ta Demokrat Parti milletvekillerinden oluşan ve olağanüstü yetkilere sahip olan Tahkikat Komisyonu kuracaktır. Bu da antidemokratik bir eylem, bir yapılanma olarak tanımlanır. Bütün bu hikayeler 1927 Mayıs 1960'ta Milli Birlik Komitesi adlı bir junta yapılanmasına ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına milli iradeyi hiçe saymak suretiyle bir darbe gerçekleştirmesine neden olacak. Demokrat Parti üyeleri tutuklanacak, anayasa ve meclis feshedilecek, bütün darbelerde olduğu gibi. Demokrat Parti üyeleri yassı ada yargılamalarıyla önce yargılanacak, daha sonra da 3 siyaset adamı idam cezası alacaktır. Fatih Rüştüzoğlu, Hasan Polatkan, Adnan Menderes, Celal Bayar da almıştır. Ancak yaşlı olduğu gerekçesiyle cezası infaz edilmemiştir. Darbe tabii ki Türk siyasi faaliyetlerini askıya almış. Demokratik bir süreçle başlayan Demokrat Parti dönemi, demokratik olmayan bir yöntemle ve siyasi liderlerin idamıyla sonuçlanmıştır. Tabii ki bu Türk demokrasi hayatı için olumsuz bir gelişmedir. Ekonomik hayatla ilgili olarak bu dönemde neler söyleyebiliriz? 1950 seçimleriyle iktidara gelen Demokrat Parti'nin liberal ekonomiyi savunduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla ekonomik hayatta özel sektörün yer alması, ki bunu yerli ya da yabancı ayırmadan gerçekleştirmiştir, en önemli temel başlığıdır. Yabancı ve yerli sermayenin sanayiye girmesini teşvik etmek amacıyla 50'de Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası kurulacak. Yine ekonomiyi canlandırmak adına 51'de yabancı sermaye yatırımlarını teşvik kanunu çıkartılacak ve böylece Türkiye'ye yabancı sermayenin gelmesi amaçlanacaktır ama beklendiği başarı sağlanamayacaktır. Amerika'nın Dış İktisadi Politika Komisyonu Başkanı olan Randall'ın çalışmalarıyla çıkartılan bu kanun, tarım ve ticaret alanlarında yabancıları açacak. Bir başka Amerikalı uzman Max Ball tarafından hazırlanan 54 tarihinde yürürlüğe giren petrol kanununda da Türkiye'ye yabancı sermaye akışını sağlamak amaçlanacak. Yabancıların Türk topraklarında petrol aramasına izin verilecektir. Böylece Türkiye'nin petrol kaynaklarının özel teşebbüs ile hızlı ve verimli bir şekilde işletebileceği düşünülecektir. Amerika bu dönemde yaptığı yardımların karayolları yapımı için kullanılmasını isteyecektir. Bu yüzden Atatürk dönemi ulaşım ağı olan, temel ulaşım ağı olan demir yolu yapımı durdurulacak, karayolu yapımına ağırlık verilecektir. Amerikalı teknik uzmanların girişimiyle 49'da karayolları idaresi kurulacak. Demokrat Parti döneminde karayolu ulaşımı ön plana çıkmasıyla birlikte tamamen dışa bağımlı olan bir otomotiv sanayide doğmuş olacaktır. Böylece hem yolcu hem de yük taşımacılığında motorlu araçların ve traktör kullanımının artırılmasına bağlı olarak tabii ki petrol ihtiyacı da artacaktır. Kültür hayata, sosyal hayata baktığımızda söz etmiştik, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nüfus kentlerde yoğunlaşmaya başlıyor demiştik. Bu da beraberinde işte konut sıkıntısını, çarpık kentleşmeyi, altyapı sorunlarını çıkaracaktır. Gecekondu bölgelerinde partiye kayıt karşılığında tapu dağıtılmış olması beraberinde her dönemde olduğu gibi altyapı sorunlarını getirecek. Bu 53'te yasal hale getirilecektir. 57 yılında yeni bir imar kanunu çıkarılarak gecekondu sorununa çare bulunmaya çalışılmış. Edebiyatta bu dönemde garip akımının ardından ikinci yeni şiir anlayışı ortaya çıkmış. Atilla İlhan'ın öncülüğünde Maviciler ise şiirde yeniliği savunup şairanelikten ödün vermeden romantik bir duyarlılıkla toplumcu gerçekçiliğin dile getirilebileceğini ifade etmişlerdir. Yine Hisarcılar grubu edebiyatta milli zevk anlayışını sürdürüp yaşayan dili kullanmışlar. Dönemin en önemli ses sanatçıları olarak da Aşık Veysel, Zeki Müren, Müzeyyen Sener yıldızları parlamaya başlamış. Sinema tarihinde 50-60 yılları Yeşilçam sineması olarak
isimlendirilmiş. Çok yabancı olduğunuzu düşünmüyorum. Münir Özkul, Neriman Köksal, Ayhan Işık, Belgin Doruk, Öztürk Serengil, Ekrem Bora, Erol Taş gibi Türk sinemasının dev isimleri bu dönemde Yeşilçam sinemasına imza atan isimler olmuşlardır diyoruz. 50 ve 60 arasındaki siyasi, kültür, ekonomik gelişmelerle ilgili olarak. Evet, bir sonraki ünitede buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.